Biraz da lise sürecinden bahsedeyim. Lisemin süreci birazcık daha garipti. Ben çok gitmek istemediğim bir liseye gitmiştim. Ve memnun da değildim. Burada neden varım diye çok fazla negatif bir his besliyordum okula. İşte daha sonra bunu fark eden bir öğretmenim oldu. Benimle çok iyi bir diyalog kurdu. Ve onun diyaloğu sayesinde daha pozitif yaklaşmaya başladım okula. Ve daha aslında bana göre de şeyler olan, eğer kendim çok negatif yaklaşmazsam aslında çok uzak hissetmediğim insanlarla tanıştım. Ve bu insanlar da bana iyi geldi. Kendi çevremi güzel bir şekilde oluşturdum okulda. Ama bunun yanı sıra sizin çevrenize almadığınız insanlar ya da mesela ben çok fazla samimi hissetmediğim insanlara sürekli yüzüne görüp "ay canım işte seni çok seviyorum, çok tatlısın, çok güzelsin" tarzı şeyler söyleyemiyordum. Çünkü mesela bazı hareketleri bana kabul edilemez geliyordu. Ve ben onunla arkadaşlık kurmak istemiyordum. Bu videoyu çekmeden önce de birazcık düşündüm böyle. Mesela genel olarak yaşadıklarımı anlatırsam işte nasıl bir şey olur, bu mantıklı olur mu falan diye. Sonra bunu fark ettim ki yani ben bunu yaşadım sonuç. Ve ben insanlara bir şey yapmadım. İnsanlar bana bazı şeyler yaptılar. Ve bu yüzden bunu anlatmamaklarına çekinmemeye karar verdim. Bir de bir YouTuber var galiba, Ömer Kadıoğlu zannedersem. Onun bir videosunu izledim. O işte 4 yıllık lise sürecini anlatıyordu. Ve bunu hani anlatmaya karar vermesi bana çok aslında cesaret verici geldi. Çünkü yani bunu anlatmakta hiçbir sorun olamaz diye düşünüyorum. 4 yıllık lise sürecim birazcık garipti. Yani çok fazla özellikle 10. sınıfta böyle sürekli üzülerek mutsuz bir şekilde eve döndüğüm dönemler oldu. Hep böyle ağladığım, çok ağladığım zamanlar oldu. Sonra kabullenemediğim çok fazla şey yaşadım. Ama gel görelim ki bitti. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar size gerçekten sizin hak etmediğiniz şekilde davranıyor olabilirler. Size gerçekten anlamlandıramadığınız şekilde davranıyor olabilirler. Burnunuza bir yara saplandı diyelim. Bir insan ya da insanlar tarafından. Bu saplanan yarayı kabullenip bu yaranın üstünü kapatmak ve bunu aşmak sizin elinizde. Bir de bu saplanan yarayı çok fazla anlatıp, çok fazla anlamlandırmaya çalışarak daha fazla büyütürseniz o zaman içinizde daha çok yer kaplar. O yüzden evet, bazı insanlar böyle. Onları değiştiremezsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kendi kendilerine değişebilirler mi bilmiyorum. Ben henüz değişenini görmedim. Ama bunu kabullenip evet bunu yaptılar çünkü kötüler ya da bunu yaptılar ama bu benimle ilgili değil. İçimde bulunan bu benim hak ettiğim şeyle ilgili bir şey değil yani bunu bana yapmaları diye düşünüp kendinizden uzaklaştırmanız gerekiyor bunu. Yani bu sizinle ilgili değil. Bu tamamen onun yaşadığı kötü hayatla, onun edindiği kötü tecrübelerle, onun hayattaki kendi yerini bulamaması sebebiyle size verdiği negatiflikle alakalı bir şey. Ben bunu çok sorguladım çünkü. Nasıl böyle bir şey yapabilirler? Nasıl bu kadar kötü olabilirler diye. O kadar sorguladım ki yani ama buna değmez mi? Çok kısaca anlatmaya başladım. 9. sınıfta çok arkadaşım vardı. Yani insanlarla hep diyalog kuruyordum. Yanlarına gidiyordum, masalarına oturuyordum. Arkadaşlarım vardı. Ama çok fazla kendimi okula ait hissedemiyordum zaten bu okula isteyerek gelmediğim için. Ama daha sonra iyi ilişkiler kurmaya başladım. Bir tane edebiyat öğretmenim vardı. Gerçekten onu çok seviyordum. Ve o da bana, o da benim bu negatif sürecimi atlatmamda çok fazla yardımcı oldu. Ve kişisel gelişimime de çok katkısı oldu. Onunla birlikte daha çok pozitif bakmaya başladım okula. Aslında ben işte güzel adımlar atarsam güzel karşılıklar alabileceğimi fark ettim bu lise sürecinde. Ama daha sonra bazı insanlar siz kendi kişisel gelişiminizle ilgilenirken onlar kendi kişisel gelişimiyle ilgilenmek yerine bazı şeyler çevirmeye kalkıyorlar. Bu çevirdikleri şeylerin ucu size dokunabiliyor. Çok garip insanlar vardı. Mesela bir topluluk vardı. Şunda böyle çok net bir insan vardı. Böyle bütün okulla ilişkisi olan, gerçekten sosyalliği yani %200 olan bir insan. Herkesin kolunun altına girmesini biliyordu. İnsanlara iltifatlar ederek, işte onlara işte duymak isteyeceği şeyleri söyleyerek, işte herkesin yanında durmasını biliyordu. Sevmediği insanlara karşı bile normalde hissetmediği şekilde davranıyordu. Bu onun çok popüler ve aktif olmasına sebep olmuştu. Bizim okulda da şöyle bir şey var. Şimdi öğrencilerin fikirlerini çok önemseyen bir müdürümüz vardı daha öncesinde. O müdür çok fazla araştırma yapmadan bazı öğrenciler sırf popüler ve kendi görüşlerini genel sınıfın görüşü gibi yansıtmalarına kanarak onların istedikleri şeylere alet olmuştu mesela. İşte bir öğretmenimizin değişmesini istiyorlardı. Biz, sınıfta başka kimsenin haberi yok bundan. İşte 4 kişi gidiyorlardı. Bunun hakkında konuşuyorlardı. İşte müdürü ikna ediyorlardı. Bu sanki bütün sınıfın fikriymiş gibi. Ve çat öğretmenimiz değişiyordu. İşte bir şey olmasını istiyorlardı. İşte çat bir şekilde bir katakulli kurup bunu hemen hallediyorlardı. Mesela işte
Normalde gitmesi gereken başkan olur, bir başkan yardımcısı olur gidip sınıfın fikrini temsil eden. Ama işte başkan yardımcısı olmayan arkadaşlarını başkan yardımcısı gibi gösterip, bu sanki bütün sınıfın fikriymiş gibi lanse edip, öğretmeni değiştirip, şunu bunu yapıp, yani o kadar garip şeyler yapıyorlardık ve biz bunu, mesela bunu 9. sınıfın yazında yapıyorlardı diyelim, biz bunu 10. sınıf başladığı gün öğreniyorduk mesela sınıfça. Şok oluyorduk, işte bütün veliler şok oluyordu, işte öğretmenler toplantısında gidip, hocam işte yeni gelen öğretmene şey diyorlarmış mesela, hocam ya bizim bizim çocuk öbür öğretmeni çok seviyordu. Niye değişti ki? Bu nasıl oldu falan diye öğretmenler bile, veliler bile şaşırıyordu. Gerçekten garip bir süreçti. Yani bazı hatalar yapıldı. İşte bazı hataların yapıldığının farkına da varıldı ama bu hatalardan dönülmedi. Daha sonra 9. sınıf bitti, 10 başladı. 10. sınıfın ikinci döneminde zaten korona geldi. Ama 10. sınıfta da hep yeni gelen bir edebiyat öğretmenimiz vardı ve ben edebiyat dersini çok sevdiğim ve aktif olduğum bir ders olduğu için hep iyi yaklaştım o öğretmene de. Ve sürekli dersine katkıda bulundum, hep ona sorular sordum, sorular götürdüm. Ama mesela ben öğretmenle de aramdaki iletişimi iyi tutmaya çalışırken bir yanda yine o öğrenciler, o aktif olan öğrenciler o öğretmeni benim hakkımda olmayan şeyler söyleyip öğretmen de benim aramı bozdu. Bir anda mesela öğretmen soru sormaya gittiğimde öğretmen bana dönüp işte sen şöylesin böylesin benim hakkımda böyle düşünüyormuşsun dedi. Ve ben şok olmuştum çünkü böyle bir şey yoktu ve onu anlattım. Bunun gerçekliğini herkese sorup öğrenebiliriz. Bunu kimden duyduğunuzda hemen teyit edelim ve bunun olmadığını size ispatlayayım diye ona böyle çok net bir açıklama yaptım. Ve daha sonrasında benden özür diledi. Ve o gün çok üzülmüştüm. Zaten 15 dakika sonra fizik sınavım vardı ve ben ona soru sormaya gitmiştim edebiyatla ilgili bir soru. Ve bir anda bana olmayan bir şey üzerinden bana kötü davranarak bir tepki verdiği için o kadar şok olmuştum ki ve böyle kendimi ağlamamak için zor tutmuştum. Gerçekten yani ben ona çok iyi davranıyordum. Öğretmenim olduğu için ona çok saygı duyuyordum. Ve bir anda bana başka öğrencilerin sözleriyle bir cephe almıştı. Çok kötü bakmıştı ve çok kötü şeyler söylemişti. Çok üzülmüştüm mesela o gün. Daha sonra benden özür diledi. Ben olayın aslını ve aslarını anlattığım zaman. Daha sonra aradan bir ay geçti. Aynı şeyi tekrar yaptılar. Aynı şekilde yine bambaşka bir şey söylediler ya da ne söylediklerini bile bilmiyorum. Bu kişilerin söylediğini de şundan biliyorum. Öğretmen mesela sınıfta benim adımı vermeden benim üzerimden bir şeyler söylerken olumsuz bundan yani. Düşünsenize 30 kişinin önünde sizin adınızı vermeden sizinle ilgili olumsuz konuşuyor. Alenen. Ve bir cevap hakkınız da olmuyor dolayısıyla. Ve bir anda mesela o an şey söylüyordu işte bana artık bunun hakkında bana artık işte onun hakkında hiçbir şey söylemeyin siz de gelip işte onun bir şey duymak istemiyorum söylediklerinizle ilgili işte gelip söylüyorsunuz anlatmayın artık falan diyordu ve yani ne anlatıyor olabilirler ki? Mesela onu kendi ağzıyla söylemişti başka öğrencilerin gelip ona böyle şeyler anlattığını falan. Ve bunu ikinci duyuşumdu onun ağzından. Ve neden bunu sürekli yaptıklarını anlayamıyordum. Çünkü yani bunun gerçekliği yok ve yapmalarının da bir anlamı yok yani. Sadece o öğretmenle benim aramın iyi olmasını istemiyorlardı galiba. Bunu kaldıramıyorlardı bilmiyorum. Neyse daha sonra o öğretmen tekrar aynı şey yaptı ve ben tekrar özürdüm. O bana beni böyle her sınıfta adımı vermeden azarladığında eve gidip ağlıyordum, aileme anlatıyordum. Ben neden böyle bir şey oluyor anlayamıyorum. Benden özür de diledi. Neden tekrar aynı şeye düşüyor? Neden öğrencilerin sözüyle başka öğrencilere kötü davranıyor? Falan diye. O yüzden de çok üzgün bir dönem geçirmiştim onlar yüzünden yani ve 10. sınıf benim için çok kötü geçmişti. Birazcık kendimi insanlardan soyutlamak zorunda kalmıştım. Artık nasıl bu kadar kötü insanlar olabilir diye şok olduğum için. Ve bunları şu an çok ayrıntısız bir şekilde anlatıyorum. Yani ayrıntılı ve işte tek tek olay zincirini anlatmaya kalkarsam gerçekten bu videodan kalkamayız. Çünkü benim bile o dönemde kaldırabileceğim şekilde bir olay zinciri yoktu. Daha sonra 11. sınıf başladı, online'dı, her şey daha iyiydi. Ben derslerime daha çok asılmıştım ve kendi sosyal çevremde daha mutluydum. Çünkü yani insanları görmek zorunda kalmıyordum. İşte bana, düşünsenize yani size alenen kötülük yapmış birisi var ve şuradaki sırada oturuyor mesela. Her gün yüz yüze gelmek zorundasınız. Gerçekten lise garip bir yer. Daha sonra işte 12. sınıf geldi. Bu 12. sınıfta da şöyle bir şey, korona bittikten sonra sınıflar tekrar karıldığı için hiç tanımadığımız insanlarla aynı sınıfa düştük. Ve bir anda şunu fark ettim, benim tanımadığım insanlar bana cephe almıştı. Daha önce o kişiyle arkadaşlık ettiği ve aynı masalarda oturdukları için o kişi benim hakkımda çok garip şeyler anlatmış. Aynı masada oturdukları için böyle aynı fikre sahip olmuşlar bir anda. Yani o kişi benim kötülüğümü istediği için bir an baktım ki işte benim kişiliğimi 2x kişi istiyorsa bir anda 10x kişi kötülüğümü istemeye başlamıştı ve böyle kötü kötü bakmaya başlamıştı. Sonra işte eskiden arkadaşım olmayan birisiyle bir arkadaşım var. Onunla o kişi yakın arkadaş olduğu için ben de tanışma vesilesi buldum ve o kişiyle arkadaş oldum ve kendi arkadaş ortamımıza dahil ettik onu. Mesela o önceden onlarla arkadaştı.
Ve işte bizim arkadaş ortamımıza dahil olduktan sonra dedi ki yani ben seni hiç böyle bilmiyordum. Senin hakkında çok fazla şey söylüyorlar ve hiçbir doğruluğu yokmuş. Ben de bunu seninle tanıştıktan sonra fark ettim demişti mesela o arkadaşımız. Çünkü çok yani negatif şeyler anlatıyorlarmış. Olmayan negatif şeyler. Ve bu yüzden de öbür arkadaşım mesela beni daha sonra tanıdığını söyledi. Yani ben senin böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Çünkü o kişiler çok farklı anlatıyordu diye. Yani böyle bazı ortamlarda dedikodu yapılması bile bana o kadar saçma geliyor ki. Dedikodu gerçekten güzel bir şey değil. Yani kendi fikriniz ve kendi bakış açınız var. Kendi fikriniz ve kendi bakış açınızla bir insanı tanıyın ve yorumlayın ki bu insan iyi ya da kötü ya da bu insanın şu kötü özelliği var, bu kötü özelliği var, bu iyi özelliği var. Neden başka birisinin size anlattığı bir şey üzerinden bu insan kötü o zaman ben bu insana cephe alayım tarzında bir şey yapmak bence beynini bir kenara bırakıp hareket etmek oluyor yani. Kendiniz kararınızı verin. Neden başka bir insanın kararıyla hareket edesiniz ki? Daha sonra işte mesela bir bakıyorum arkadaşlarımla kendim diyalog kuruyorum ya da sınıfta mesela kendi sıramda oturuyorum ve konuşuyoruz. Soluma ya da sağıma bir bakıyordum. Bir anda böyle çok kötü bakışlarla karşılaşıyordum ve ben 3 senelik lise hayatım boyunca o kişiyi hiç tanımamışım bile. Yani yeni sınıfa gelmiş ve hiç diyaloğum yok. Buna rağmen böyle nefret eder gibi bakıyordu falan bir tane kız. Gerçekten ondan çok korkuyordum yani. Onun bakışları bana çok garip geliyordu. Anlatamam yani. Tasvir bile edemem size şu an. Bir tane daha çarpıcı bir olay yaşamıştım. Bir tane benim sıra arkadaşım vardı. Arkadaşımla da iyi anlaşırdım yani. Çok tatlı bir kızdı. Evet, onun bir arkadaşı ona şey demiş. İklim hala neden o kadar konuşuyorsun ki? Bence onunla samimi olma, konuşma. Onunla ne gerek var falan demiş. Çok garip ve ben bu kızı da tanımıyorum. Yani sadece işte bir kere beden eğitimi dersinde kantinde karşılıklı oturmuşuzdur böyle 5-6 kişi. Orada görmüşümdür. Bu kadar bir iletişimimiz olmuştu ve o da mesela öyle bir cümle kurmuştu. Ve sonra bunu sıra arkadaşım bana gelip söylemişti ve şok olup çok üzülmüştüm. Yani neden bir insanla diyalog kurmamasını istersin ve onu dışlamaya çalışırsın ki? Ki yani dışlasa da bir önemi yok. Zaten benim kendi çevrem ve kendi arkadaşlarım vardı ama... Bu bir kötülük yani ne gerek var? Onun kendi aklı yok mu benimle konuşup konuşamayacağına karar veriyor. Yani bu kız da bir garipti gerçekten. Ve en sonunda şuna çok üzülmüştüm. Yani iki tane dershane var bizim yaşadığımız Ayvalık'ta. Ve bir tane işte dershane, benim dershanedeki o zamanlar çok yakın arkadaşımla ben sürekli dershaneye gidiyordum ve ders çalışıyorduk orada. Onun da öbür dershanede arkadaşları vardı. Ve öbür dershanedeki arkadaşları... La benim hakkımda konuşuyordu işte benim iklima diye bir arkadaşım var işte şöyle yaptık şöyle bugün şöyle yaptık falan diye benim hakkımda anlatıyordu bir şeyler günlük rutinini anlatırken falan. Ondan sonra o arkadaşları biz iklimayı tanıyoruz işte bizim sınıfta dershane sınıfında bir tane çocuk var iklima hakkında şey diyor işte inşallah üniversite sınavını kazanamaz işte aynı üniversiteye denk gelmeyiz bu tarzda kötü dileklerde bulunuyormuş benim hakkımda bütün işte karşı dershanenin sınıfında. Ve bunu duyduğumda da gerçekten çok üzülmüştüm. Yani bir insan hakkında neden bu şekilde işte inşallah sınavı kazanamaz tarzında bir şey söyler. Gerçekten o zaman eve gidip çok ağlamıştım yani nasıl bu kadar kötü olabilirler diye. Ama sonra bunu da atlattım yani o yüzden pek bir sorun kalmadı. İşte bu kadar hani spesifik olay zincirine girmeden şeyler anlattım size. Zaten videonun başında da söylediğim gibi bunlar tamamen sizinle ilgili olmayan şeyler. Eğer size de mesela bu tarz şeyler yapıldıysa ki birkaç video izledim. Herkesin bunu yaşadığını gördüm aslında. O yüzden benim şimdi atlatamadığım bir şey yok bu konular hakkında. Bunları anlatmam sadece şu an gülüp geçtiğim ve geçmişte şok oluşlarımı anlatmamla ilgili. Ve bu benim kanalım olduğu için yaşadığım her şeyi anlatabilirim diye düşünüyorum. Böyleydi. Bence lise zamanında en iyisi kendi kişisel gelişiminizle ilgilenmek olur. Koşulsuz şartsız emin olduğunuz konularda beklemenizi tavsiye etmem. Bir konuda eğer eminseniz ve size karşı negatif bir tavır takınılıyorsa kendinizi savunun ve bununla uğraşın gerçekten. Çünkü siz bıraksanız da onlar sizinle uğraşmayı bırakmıyor bir yerden sonra. O zaman bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.